18 Mart haftalık burcunuza hoş geldiniz. Koç burçlarını 18 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, koçlar aslında böyle bir çok bir gergin, sinirli, kimse onun üstüne gitmesin. Çünkü burada bir para kaybetti, bir parayı nerede kaybettiğiyle ilgili bir endişesi var. Ama koçlar, paranıza sahip çıkıyorsunuz. Yani bir hırsızlık, bir küçük bir kaza haftası olabilir. O yüzden ihmal etmeyin diyorum. Ama işinizle alakalı da ne istediğinizi biliyorsunuz ama parayı kafayı taktığınız için işine konsantre olamıyorsun. İşine konsantre ol koçlar, çünkü size para var. Sağlık konusunda da son zamanlarda kirpikleriniz, saç dökülmesi, kaş dökülmesi, vücutta bir deri dökülmesi gibi bir sıkıntınız olabilir. Bu stresle alakalı bir durum. Stresten kaynaklandığını da söyleyebilirim. Özel hayatınızla alakalı muhteşem bir aşk var ve bu aşkı en iyi şekilde yaşayın. Onu çok büyük bir sürpriz yapmak istiyorsunuz. Sürpriz attığınız aşkla ilgili ona güzel hediye ya da güzel bir sürpriz ya da bir evlilik teklifi gündemi olabilir diyorum. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayan koçlarda da aslında sakinleştiler. Evliliklerine sahip çıkma evresi, hatta çocuk planları da var. Bu çocuğu da hayatlarının içerisine geçirecekler. Ailelerinin bazı malları ile ilgili satmak isteyen bazı mallar var satılmasını istiyor. Bence bu mallar biraz beklesin, belli bir süre sonra satarsanız daha iyi olacağını söyleyebilirim. Boğa burçları 18 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, boğalarda evrak üstüne evraklar koşturma, o banka, o evrak, bu iş, bu koşturma, artı ekstra işler planları içerisindesiniz. Hatta son zamanlarda da evi satıp yeni bir ev almak isteyen boğa burçları için de çok doğru bir karar verdiniz. Evinizi satın, yeni bir ev size uğur ve bereket gelecek ve aydınlanacak. İlişkinizle alakalı da aslında evliliğinizle ilgili kötü giden bir şey yok da böyle çok monotonluk sizi biraz yıpratmış olabilir. Eşinizle güzel gitmeniz gereken ufak tefek vakit geçirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sevgilisiz olan boğa burçları için de bu hafta sürpriz bir aşk var ve güzel bir aşkla yelken açacaksınız ve evet, kalbiniz kocaman bir aşkla yoğunlaşacak diyorum. Küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışma haftası. Boğa burçları, kime küsseniz artık sizden özür dileyecekler, adım atacaklar. Bir de kendi erkek kardeşinize kırgınlıklarınız var. Bence biz adımı sizde atını istiyorum. İkizler burcu 18 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin bazı geçmiş değil de aslında gelecek yatırım planları içerisine girdikleri için bazı borçlardan sıyrıldılar. Onlar bir ev ya da bir araç gündemi var. Herkes böyle biriktirmiş bir parayı, evet arabaya mı eve mi, evinizi alın, kafanızdaki soru işareti bitsin, yaşadığınız yeri belirleyelim. Hatta bazı ikizler burcunda iş ortaklığı ya da ortaklı teklifleri olabilir. Doğru noktada değerlendireceksiniz ve bu değer size para kazandıracağını söyleyeceğim ikizler için. Ama ikizlerin de uzun süredir iş problemi yaşayan bazı ikizlere de biraz daha sabırlı olursanız doğru bir iş kapınız olacak. Aşk konusunda şanssızım diyen ikizler burcu için de aslında Nisan onların hayatında muhteşem bir değişim. Yani eğer Nisan'a kadar sabrınız varsa sabırlı olun, muhteşem bir aşk ve gerçekten ruhunuzun aynasını bulacaksınız. Ve sizde de son zamanlarda boğaz enfeksiyonları, nefes noktalarınızda sıkıntınız olabilir. Sağlığınız bu konuda ihmal etmeyin. Bir de çocuk sevinci yaşayacaksınız bazı evli ikizler burcu için diyorum. Yengeç burçlarında neler bekliyor diyorsanız, 18 Mart'ta yengeçlerin ailede bazı kavgalar, gürültüler, laflar, olaylar çok birbirine karıştığı için dışarı etkenlere konsantre olamıyorsunuz. Evi sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu hafta evdeki gerginliği bir yumuşatmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey üst üste birikti. Laflar, sözler, parasal evreler. Bunlar sakinleştikten sonra sizin de işinizle alakalı hedeflediğiniz noktaya erişeceksiniz. Ufak bir tatil, erken tatil planınız var. Mayıs'ta kendinizi dinlendirmek istiyorsunuz. Belki bir Kıbrıs düşüncesi olan Kıbrıs'a gitmek istiyorsunuz. Ve bu size iyi geleceğini söyleyebilirim. Ve son zamanlarda da sizin alınganlık demeyeyim ama birilerinin lafını duymamak gibi. Yani duyuyorsunuz ama duymamazlıktan geliyorsunuz. Biraz duyuyor gibi yapın ki insanları sanki dinlemiyormuş, tınlamıyormuş gibi bir tavrınız var. Lütfen bu evreyi de bir atmanız gerekiyor. Sizde araba niyetiniz var, almak istediğiniz. Bir de uzun süredir babanızla alakalı yapmak istediğiniz planlar var. Bu planlar aydınlığa bak. Kavuşacak. Hiç korkunuz olmasın. Bolluk ve bereket dediğimiz bir evrenin içerisinde olacaksınız diyorum. Aslan burçlarını 18 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, aslanlar kendilerinin işlerindeki yeni büyük projeleri imza attılar ve bu projelerde de çok büyük para beklentileri var. Bunların hepsi olacak.
ve iş konunuzla alakalı da beklediğiniz bir yükseliş var. Bu da gerçekleşecek. Ekstra bazı işler yapmak istiyorsunuz. Bunların da kapılarını açacaksınız. O yüzden aslan burçlarında çok iş haftası var. Para kazanacak mıyız? Bu kadar işle koşturuyoruz diyen aslanlara evet, bunun sonunda zaferi bulacaksınız. Ev almak isteyen bazı aslan burçları için de Haziran'a kadar sabırlı olun. İstediğiniz evi alacaksınız ve gönlünüzden geçen yere sahip olacaksınız. Ve uzun süredir farklı yazlık tarzı, yazlık almak isteyen bazı aslan burçlar için de Bodrum gibi, Balıkesir gibi bu noktalardan yatırımınız gerçekleşecek. Bu da hayırlı olacak. İlişkinizle alakalı kötü gitmiyor ama vakit ayırmıyorsunuz. Bence ilişkiye güzel vakit ayırın. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan bazı aslanlar için de güzel bir haftanın sevinci olacak. Küçük küçük aşklar, küçük küçük heyecanlar yaşayabilirsiniz. Ama uzun süredir bir dönmesini istediğiniz bir insanın geri gelişi sizin ağzınızı açık bırakacak. Eski sevgiliniz galiba size geri dönüyor aslanlar. O yüzden kararsız kalabilirsiniz diyorum. 18 Mart Başak burçlarına neler bekliyor diyorsanız, Başaklar bazıları emekli olacağım, bazıları işi bırakacağım, bazıları hiçbir şey yapmayacağım dediğimiz bir hafta yaşıyor Başak burçları. Çünkü onların herkese iyilik yapma, herkese koşmadan dolayı beni kimse anlamıyor ve dinlemiyor dedikleri için evet, işinize sahip çıkın, daha iyi bir yüksek işiniz var, devletle ilgili de istediğiniz bir nokta var, bunun da haberini alacaksınız. Eğitim kariyerinizi yapmak istediğiniz yarım kalan bazı Başak burçları için de eğitiminizi, yarımlıklarını tamamlayacaksınız. O yüzden sizde hem kariyer, hem eğitim, hem de güzel süreçler yaşanacak. Özel hayat konusunda da aslında Başaklar böyle istiyorum gibi, istemiyorum gibi, yalnızlığa alıştım dedi, bir insan kahri çekemem havası var da bir yandan da kalbiniz olsa da bir denesem diyorsunuz. Evet, o kalbinizin olsa da gizlediğiniz aşk döneminiz de var. Kalbinizdeki enerjiyi yakalayacaksınız. Sağlık olarak bu ara ruhsal yorgunluğunuz var. Psikolojiniz çok daraldı. Yoga size iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de satılmasını istediğiniz bir ev anahtarı var. Çünkü nakit problemini yaşadığı için bu nakit de aydınlığa kavuşacak diyorum. Terazi burçlarına 18 Mart neler bekliyor diyorsanız, terazilerin ufak ufak seyahat kafaları başladı. Gidiyoruz ben, kimse bana ulaşamaz dediği bir haftadayız. Çünkü onun böyle bir ilkbahar enerjisi, onun bütün ruhunu böyle gevşetmeye başladı. İşi de önemsemiyor, parayı da önemsemiyor gibi gözüksek de aslında her işe konsantrasyonu var. Sadece biraz dinlenmeye, enerjisini değiştirmeye ihtiyacı var. Bunu birkaç gün yapıp kendine gelecek. Özel hayat konusunda da evlilik yapmak istediğiniz insan kapınızda ve almak istediğiniz bir ev var. İlk önce evim alalım, evlilik mi yapalım kararsızlığınız var. Bence hem ev alın hem evlilik yapın. İkisi aynı anda çıksın istiyorum. Bu da sizin için hayırlı olacak. İlişkisi hep problemli olan ve evliliğim de problemli giden ikizler burcu biraz daha sakin ve psikolojik destekle. Yani bu illa psikolojik destek bir psikiyatriste gidin demiyorum. Yani bir meditasyon, enerjinizi tatma, karşı tarafı anlama. Çünkü terazilerde şu başladı. Beni kimse anlamıyor. Seni kimse anlamaması için herkesi anlaman gerekiyor. Sonra birileri seni anlaması lazım. Akrep burçları 18 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, akreplerin para sınanması geride kaldı. Güzel paralar kazanmaya başladı. Daha verimli haftası. Hatta işinizle ilgili ufak değişiklikler sizi tatmin etmeye, maaşınızla ilgili tatmin olma dönemi var. Araç değişikliği isteyen bazı akrepler için yeni model mi alalım, eskiden mi kalalım diye düşünceler. Bence eski güzel, daha yeni çünkü boşuna değiştirmenin bir anlamı yok. Evle ilgili de evde boya badana kafasına girdi akrepler. Ay, mevsim değişti, evimi değiştireyim, boyan badanan başladı diyen bir noktadasınız. Bence Nisan olsun anam, ne acelem vardı. Nisan'ı bekle, ondan sonra değiştir. Çok sıkıldım diyorsunuz. Özel hayatınızla alakalı da bir arkadaşınızın size tavsiye edeceği bir insanla evlilik kapınız var. Gidin bence bir tanıyın. Doğru insanı bulacaksınız. Ve bir ortaklık teklifi de var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu da sizin için hayırlı. Bence biraz ailenizle, çocuklarınızla ya da yakın çevrenizle vakit geçirirseniz enerjiniz size çok iyi. Çünkü siz akrepler enerjiksiniz. Mutlusunuz, mutsuz değilsiniz ama her şeyi huzursuz yapıyorsunuz. Huzursuzluğu geride bırakın ve uzun süredir de kendinizle alakalı spora gitme niyetiniz vardı. Biraz karın estetiği ya da karın kasları yapma çalışmanız var. Bunları yapın diyorum. Size iyi gelecek, güzel gelecek. Yay burçları 18 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, yaylar. Yaylar dağıldılar mı ya ok gibi bilmiyorum ama yaylar aslında Mart'ın tembelliği de var, hırsı da var da gücü de var ama kendini bu yataktan ya da böyle vücudunu gevşetmekten vakti bazı şeylere yok. Bence artık tembelliği bırak, tembel değil asla yaylar.
ne istediklerini biliyorlar ama rahat ve kafaları çok karışık olduğu için konsantrasyon problemi yaşıyor yaylar. Konsantrasyon olmanız gerekiyor. Önünüzde bir sürü yapıp teslim etmeniz gereken işler var. Bu işler sizin hayatınızda çok büyük başarı ve ödülleneceksiniz. O yüzden işinize konsantre. Uzun süredir aşksız ve ben aşksızlıktan öldüm diyen yay burçlarına da Mart bitmeden muhteşem bir aşk ve siz de evlilik yapacağınız insanla karşılaşacaksınız. Evliliğiyle sorun yaşayan bazı yay burçları için de diyorum ki evet, siz birbirinize tekrar şans verdiniz. Bu şans sizin için doğru. Hatta çocukla niyetiniz var. Şimdiden barışmış evliliğiniz mutlu huzurlu olsun diyorum. 18 Mart Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, Oğlaklarda çok büyük bir iş ve ortaklığı, yenilenme, büyük projeler, toprak, tarımla mı uğraşayım? Kafanız böyle bir sürü işe bölündü ama siz gerçekten marka olmak istiyorsunuz Oğlaklar. Hedefinizde kendi isminizi, kendi çizginizi yaratmak istiyorsunuz. Bu yıl size Tanrı'nın bir mucizesi var. Bütün Oğlaklar değil de bazı Oğlaklarda şans enerjisi çok yüksek olduğu için herkes kendi işini kurma ya da ortaklı ya da tarım işiyle uğraşacak. O yüzden Oğlaklarda verimlilik güzel bir dönem. Eğer bu dönemi iyi oturtursanız marka olacak. İş problemi yaşayan Oğlaklarda Nisan'ın ilk haftasında iş kapınız olacak. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayan Oğlaklarda çocuk muradı var. O yüzden evlilik durdu ve tekrar birbirinizle bütünleştiniz. Hatta ev değiştirmek ve ev almak istiyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ama ilişkisiz olan Oğlaklara da muhteşem bir aşk var. Hatta gözleri renkli olma ihtimali çok yüksek. Kumral'a yakın biriyle muhteşem bir aşk yaşayacaksınız. Ve uzun soluklu ve evlilik planı yarım kalan eğitiminizle ilgili de tamamlamak isteyen Oğlaklar var. Bunu da tamamlayacaksınız. 18 Mart Kova burçları neler bekliyor diyorsanız, Kovaların mistik böyle ruhlarında meditasyondan çok böyle ben hissediyorum, duyuyorum, görüyorum. Bu aralar ne hissediyorsam oluyor dediğimiz bir haftaya giriş yaptı Kovalar. O yüzden evet, siz hislerinizi doğru değerlendirirseniz hem para enerjiniz açılacak, hem ev bereketiniz olacak, hem ev almak ya da araba almak istiyorsanız bu hafta bu enerjiyi kendinize yükleyin. Bu çok doğru bir enerji haftanız var. Sizde de ufak ufak dost, arkadaş, akraba ziyaretleri son zamanlarda hoşunuza gitme. Hani gün gün, kadınlar gününe gider gibi oraya gideyim, buraya gideyim, bu alışveriş yapayım. Anam aç tavuk kendini ambarda zanneder. Kovalar, biraz para dengenizde evet biraz iyileşme oldu diye ki hemen parayı dağıtmayın, sahip çıkın ve doğru süreç sağlayın diyorum. İlişkide söz nişan haftası var bazı kova burçlarımızda, ailelerin bütünleşmesi, tanışması dediğim. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık olacak ve gerçekten hayatınızla alakalı yenilikler aydınlığa erişecek diyorum. Panik yapmayın. 18 Şubat balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında miskin falan değil, hırslandılar, gözleri açıldı, panterleştiler. O balıklar denizde balayı bir köpek balığı gibi saldırıyordu. Bu iş benim, o iş benim, kimseye işimi kaptırmak, kimseye işimi vermem dediği bir hafta yaşanacak. Onların da aslında kendinin yıldızının parladığı, bu haftanın verimliliği ve bu bayağı birkaç ay böyle verimli haftaya giriş sağlayacak. O yüzden balıkların hedefleri çok yüksek, planları çok yüksek. Bunun başlangıcını sağladılar. Özel hayat konusunda da ilişkisi olmayan bazı balıklar için de muhteşem bir aşkın dönüşünü sağlayacaklar. Ama geçmişten birileri dönebilir, deneyeceksiniz. Sonra doğru gerçeği bulacaksınız. Ama evliliğiyle ilgili de bir sürpriz dediğimiz bir hafta olan bazı balıklarda evliliklerinde şenlenmeye, mutluluk ve huzur haftasına giriş sağlayacaklar. Korkmayın, balıkların kötü giden her şeyi yavaş yavaş toparlanmada, huzuru bulma, evini değiştirme, araç alma ve gerçekten hedeflerinin olduğu ve oluşturduğu bir haftaya gelecek. Belki burun enfeksiyonu ya da burunda bir et olabilir, dikkat edin. Evet, bu haftalık da burcumuz burada sona erdi. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.